Mesele ekonomiden herkese merhaba. E, piyasalar açılmadan önce pazar günü piyasaların nabzını tutuyoruz her hafta olduğu gibi. Önümüzdeki hafta bize ne bekliyor bunu tartışıyoruz. Doktor Tuğberk Çitilci ile beraberiz. Tuğberk Bey haftanın 3 gelişmesine geçecek olursak öncelikli olarak geçen haftanın ikinci yarısına dönmek istiyorum. Daha önce de yapılan bir tartışmaydı. Ancak özellikle cuma günü gerçekleşen finansal istikrar komitesi toplantısının ardından... Söylentiler artmaya başladı. Merkez Bankası ya acil toplantıyla ya da önümüzdeki haftaki para politikası kurulu toplantısında bir faiz artışına gidebilir. Bu konuda e, Cumhurbaşkanlığının ikna edildiği, daha fazla faiz artışı istediklerini ancak bu ikna sürecinde e, bu sınırın aşağıya çekildiği gibi bir söylenti yayılmaya başlandı. Bunun etkilerini bir miktar piyasada da gördük. Ben size şunu sormak istiyorum. Merkez Bankası faiz artıracak mı? Hafta ortasından itibaren e, piyasada böyle bir söylenti çıktı. Merkez Bankası faiz artışına gidilecek. Hatta e, kamunun belli bir faiz artışına kadar ikna edildiği yönünde e, spekülatif haber akışları e, geldi. Şimdi şöyle bir olay var. Merkez Bankası'nın faiz artışına gidiyorum demesi... Kur korumalı mevduatın devreden çıkması, yeni ekonomik modelin devreden çıkması ve acı yeni bir reçete içiyor oluruz. E hemen deneyecek. E ne güzel faiz artacak. Kur düşecek, enflasyon düşecek. Geçin onu. Öyle bir şey olmayacak. Geçmişe dönün bakın. Merkez Bankası faiz artışlarına gittiği zamanda ve piyasanın beklediği üzerinde yüksek faiz artışlarına gittiği zamanda da sonrasında kur yine değer kaybetti mi? Etti. E enflasyon yine yükseldi mi? Yükseldi. Şu anda... Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi sadece Türk lirasının değerlenmesi insanların daha doğrusu şöyle diyelim dolar alamayan kalabalığın alttan daha ucuz seviyeden dolar alarak kar elde etmesini sağlayacak bir olayı tetikler. Belki şöyle bir şey denilebilir işte Merkez Bankası tekrar kredibiliteyi yükseltmek adına beklenmedik bir şok yaparak kredibilitesini yükseltmek amaçlanıyor denilebilir. Onu da geçin. Faiz artışına gidilse de böyle bir olay olmasını ben beklemiyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz artışı hamlesiyle, olası faiz artışı hamlesiyle yeni ekonomi modeli birbirinden tamamen zıt. Yeni ekonomi modeli nedir? İhracat. E nasıl ihracat yapacaksın? Değersiz kurla yapacaksın. E şimdi kuru değerlendirip tabi göreceli bir anlamda değerlendirme diyorum. Yani 15'ten 13'e 12'ye 11'e düşmesi yine kötü. Kur çok göreceli değersiz seviyelerde. Dolayısıyla nette baktığımız zaman da ben de şöyle bir başlık söyleyeyim. Merkez Bankası'nda faiz artışı gelecek gelmeyecek gelmeyecekteki o M harfine dikkat etmek lazım. Ben M tarafını önemsiyorum. Faiz artışı gelmeyecek ve hatta şöyle söyleyeyim işler eğer bu Rusya, Ukrayna vesaire işlerini normalleştikten sonra yaz dönemlerinde Merkez Bankası fırsat bulsun 200 basmana kadar faiz indirimine gitmesi gerekiyor. Ve böyle de bir faiz indirimine gitmesi beklentim bulunuyor. Ama işin netinde bu söylenti evet etkin bir şekilde piyasada dolaştı, medya tarafına da yansıdı. Ama Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi sadece alttan dolar alınmasını sağlar. Onun dışında hiçbir e, soruna çare olmaz. Şunu da söyleyeyim enflasyonda bütün dinamik bütçe, bütçe ile beraber sıkı bütçe politikasından mecburi olarak vazgeçildiğinden dolayı şu anda bütçe tarafına en fazla sağlanan gelir akaryakıttaki KDV ve ÖTV. Bundan vazgeçemediğiniz sürece enflasyon artacak. Merkez Bankası istediği kadar faiz arttırsın, aktarım mekanizmaları ve akaryakıta müdahale edilemeyeceğinden dolayı faiz artışı enflasyonu çözmek anlamında hiçbir faydası olmaz. Sadece halktan dolar almaya imkan verir. O dolar alanlar teşekkür eder, alamayanlar da farklı şeyler söyler diye düşünüyorum. Peki Duygu Bey haftanın ikinci gelişmesi olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'na uzanalım istiyorum. Şimdi burada bir taraftan çatışmalar devam ederken yaptırımları da konuşuyoruz ve gerek ülkelerin aldığı yaptırım, ekonomik yaptırım kararlarına gerekse buna paralel olarak büyük şirketlerin aldığı kararlara baktığımızda sanki daha uzun vadeli bir e, ilişki dinamiği oturtulmakta gibi gözüküyor. Siz nasıl bakarsınız? Yeni bir soğuk savaş dönemine mi giriyoruz? Amerika tam istediği savunma veyahut da püskürtme harekatını istendiği gibi organize edemiyor. E Şimdi bu iki süper güç, Rusya çok sert bir şekilde ilerleyip bu olayı çok kısa sürede bitirmesini bilmiyor mu? Biliyor. Amerika'da bilmiyor mu? Biliyor. Rusya neden ilerlemiyor? Neden Lavrov, Avrupa'ya geliyor? Değil mi? Burada iş para boyutunda. Rusya ekonomisini tamamen çökertme noktasında Amerika da bunu tam olarak istemiyor. Rusya da kendi ekonomisini çökmesini istemiyor. Dolayısıyla ben bu işin belli bir noktada, daha doğrusu kısa bir sürede fiziki çatışmaların daha, ya da savaşın daha şiddetlenmeyeceği bir noktada Amerika ile Rusya arasında soğuk savaş döneminin daha farklı bir versiyonda başlayıp devam edip piyasanın bundan hızlı bir şekilde çıkarak Fed'in 25 bas puan faiz arttıracağı bir ortama rağmen çok muazzam bir ralliye gireceğini düşünüyorum. Tabii bu maalesef Para boyutu, insani boyutundaki acı e, tarif edilemez. Onun üzerine zaten e, konuşmak çok da mümkün değil. Üçüncü başlık olarak işaret ettiğiniz FED'e dönelim istiyorum. FED'den e, daha önceki haftalarda sıklıkla konuştuk. E, sizin beklentiniz 0.25 puan faiz artışıyla sürece başlamasıydı. Evet. E, yaklaşıyor galiba değil mi? Şimdi Şöyle FED 25 bas puan faiz artışına başlıyor. 25 mi 50 mi? 25. Neden 50 değil? Çünkü şu anda entiya ve özellikle tarım entiya ve petrolde biz gerçekten tepeyi gördük mü? FED de bundan tam emin değil. Eğer tepenin görüldüğüne emin olur enflasyonu sert aşağı çekmek için 50 ile başlar. Ama şu anda Rusya-Ukrayna belirsizliği devam ettiğinden dolayı hani Brent petrolde 135'ler tepe miydi soru işareti. Buğdayda tepe mi soru işareti. Doğalgazda Tepe mi? Soru işareti. Rusya-Ukrayna problemi çözülür. Tarım emtia veyahut da Brent petrolde gerçekten tepe görülür. Mart'tan sonraki toplantılarda FED o zaman enflasyon yükseliyorken daha sert olarak 50 basmanla faiz artışına gider. Dolayısıyla 25 başlıyor. Bu iyi mi kötü mü? İyi. Neden? E, çünkü bir belirsizlik kalkıyor. Kötü mü? Kötü. Bizim dünyadaki borçlanma maliyetimiz artıyor olacak. Bir de Rusya Ukrayna belasından sonra FED belası geliyor. Onu da takip ediyor olacağız. Bıraktığınız yerden haftanın sözü için Amerika'ya bakabiliriz. Amerika'da Joe Biden'ın bu hafta bir sözünü öne çıkarıyoruz. Biden diyor ki enflasyonun ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeni Putin'dir. Biz bu durumu düzeltmeye <laughs> çalışıyoruz. Size hem bunu, bunu sormak istiyorum hem de geçen hafta konuştuğumuz çerçevede Amerikan enflasyon verileri de açıklandı. Evet. Kestromus seviyelerde geldi. Yüzde on hayırlı olsun diyebilir miyiz? Amerika e, gümbür gümbür enflasyonda yüzde ona veyahut da düşük çift taneye doğru gidiyor. Şimdi Biden'ın bu açıklamasını hani e, dinlediğim zaman da aklıma direkt Trump geldi. Yani açıklamanın isminden Biden'ı çıkartın, Trump'ı koyun. Aynen Trump'ın ağlanması. Benden kaynaklanmadı, hep dış faktörlerden kaynaklandı. Beni zaten istemiyorlar gibi. Yani bir Amerikan başkanının bunu söylemesi aslında net olarak ezeli düşmanları Rusya karşısında diz çöktüğünü gösteriyor. Ki zaten petrol fiyatlarında İran'la yakınlaşma var, Venezuela ile yakınlaşma var. E şimdi Amerika'nın özüne baktığınız zaman da dörtlü düşman sisteminde kim var? En büyük düşmanlar Rusya, Çin, İran. E yanına bir de Venezuela'yı eklediniz dört tane. E şimdi Çin'le ilgili bir haber akışı yok ama Rusya'yla, İran'la, Venezuela'yla hani Biden çok bir yakınlaşma tarafına gidiyor. Çaresiz kalıyor. E şimdi iç tarafta akaryakıt fiyatlarındaki artışı Biden durduramıyor. İşte OPE'ye müdahale etmeye çalışıyor, stratejik rezervleri açıyor, satış yapıyor vesaire. E bir türlü akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü indiremiyor. E Amerikalı'nın da benzin fiyatına, et fiyatına, hisse senedi fiyatına dokunmaman gerekiyor. E Biden bunların Et hariç ikisine dokunmaya devam ediyor. Dolayısıyla e, bu söylem e, sadece kendi başarısızlığını örtbas etmek için ihaleyi Putin'e bırakmak. Hani keşke bunu e, söylemeseydi, Trump'ın da kulaklarını çınlatmasaydı. Tuğberk Bey haftanın sorusuna geçecek olursak, Finansal İstikrar Komitesi üzerinden bir soru sormak istiyorum size. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerilerinin de değerlendirildiği açıklandı. Evet, bir taraftan bunu bir kenara koyuyorum. Diğer taraftan dolar TL'deki artış devam ediyor. Önceki sürece göre daha ufak adımlarla gidiyor ama yükseliyor artık ve geçen hafta çizdiğimiz, önceki hafta çizdiğimiz 13.90'lar, 14.60'lar bugün itibariyle geçilmiş durumda. Şimdi bu geldiğimiz noktada yeni politika ne olacak ne olabilir? Bunu sormak istiyorum size. Bu açıklama da açıklam geldikten sonra piyasa yine yeni politikayı hemen faiz artışı mı geliyor diye yorumladı. Şimdi komitenin özüne bakınca e, ekonomi politikaları tartışıldığı için nasıl medya tarafında e, sizle ben de aynı şekilde bir faiz artışı olur mu olmaz mı diye tartışma yapıyorsak kuvvetle muhtemel e, toplantı tarafında da e, kamu arasında da bir faiz artışı e, veyahut da faiz politikasına ilişkin tartışma e, veyahut da fikir tartışması, diyeyim yanlış anlaşılmasın, fikir tartışması e, yapılmış olabilir. Bu çok e, normal ama bu yeni politikayla beraber e, ben yine bir faiz artışı beklemiyorum. Çünkü faiz artışı eşittir yeni ekonomi modelinin. Tamamen devreden çıkması. E, o zaman şöyle soruluyor. Madem faiz artışı gelecekti öyle bir senaryoda neden biz kur tarafında enflasyon tarafında bu acı reçeteyi içtik, içmeye devam ediyoruz ve enflasyondaki tepenin 2000, 2023 yılının ilk şehirliğine kalırken ilk etapta 60-65 ve sonrasının kestirilemediği bir ortamda neden para politikasında çok e, sert bir dönüş yapıldı. Şimdi bunu izah etmek de çok zor. Ha, ama şöyle bir durum. Faiz artışı tarafında nasıl bir durum olabilir? Kur korumalı mevduatın Türk lirası önündeki kalkan görevi zayıflar, devreden çıkar. Kur tekrar yeni, ya önceki gördüğü yüksek seviyelere doğru birer puanlarla sert ani yükselmeye başlar. O zaman tek çare acı reçete faiz artışı. Yeni enstrüman gelerek de olayı baskılamak çok zor olacağından dolayı o acı reçete içilebilir. Ha, o acı reçete içildikten sonra enflasyon paldır paldır aşağı düşecek mi? Patır patır ayrı düşmeyecek. Yine insanlara düşük seviyeden dolar alıp uzun bir orta vadede tutup hem gram altın tarafında hem döviz tarafında bir imkan sağlanmış olacak. Biz yine sizle Merkez Bankası faiz artışına gitmiş olsa bile enflasyonu konuşuyor olacağız. Son olarak haftanın varlığına geçiyorum ve dolar Tabii. TL'de az önce konuştuğumuz gibi önceki seviyelerimiz geçilmiş durumda. Şu an itibariyle haftaya 14.76 seviyelerinden açıyor olacağız. Önümüzdeki hafta dolar TL'de ne beklemeliyiz? Hangi seviyeler kritik? Siz nasıl görüyorsunuz? Diğer taraftan altını da sormak istiyorum altında zirveye geldik mi? Bunların cevaplamadan önce kısa bir e, ana varlıkların durumunu bahsetmem gerekiyor. Cuma günü Putin biraz olumlu bir açıklama yaptıktan sonra dolar endeksi 100 seviyelerinin aşağısına doğru geldi. Brent petrol aşağı yönlü hareketlendi. İşte endekslerde biraz toparlanma oldu. Dolar endeksi için kritik seviye 100. Rusya Ukrayna ana belirleyici tarafta bulunuyor. Euro dolar paritesinde özellikle e, 1.07 1.08'ler taban oluşumunu sağlıyor. Şimdi Türk Lirası tarafına gelelim. Artık bizim o 13.90 olarak söylediğimiz e, majör kale, majör destek olmuştu. Geçti 14.60 oldu. Şimdi artık bizim yeni majör kalemiz 15. İster buna 14.99 diye devam ettirin 9'ları. İsterseniz 15'liğin psikolojik seviye olarak. Yeni majör kale 15 seviyesi. Şimdi bu Rusya-Ukrayna tarafındaki e, savaşın Barışla çözülme ihtimali olursa bu yurt dışındaki algıda çok hızlı bir ralliye neden olur. Bu da dolar Türk Lirasında e, minimum 20 ile 50 kuruş arasında aşağı yönlü bir harekete neden olur fiyatlama anlamında. Ama bunun ben geçici olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni haftayla beraber Fed devreye girecek. Fed'in vereceği olası şahin açıklamalar vesaire vesaire. Altın tarafına baktığımızda 2065-2075 bölgesi orada tepeyi gördük mü? Evet şu anda tepeyi gördük. Ve oradan çok sert geri çekildi mi? Çekildi. Referans noktası 1950 dolar seviyesi. 1950'nin üzerinde kaldığında 1950-2000 bandında hareketi yapar. Ben yine Rusya-Ukrayna tarafında e, barış görüşmeleri veyahut da farklı bir pozitif haber geleceği şeklinde bazı bir senaryom var. Ve buna bağlı olarak da ONS altında minimum 50 puanlık Aşağı yönlü bir hareketle ilk etapta 1900 ve akabinde de 1850-1900'e dengeleneceği bir fiyatlama beklerim. Bu da gram altını 900 dolarların aşağısına doğru çekip 850-900 dolar bandında hareketini devam ettirebilir. Endeksler tarafında S&P başta olmak üzere bütün Amerikan endeksleri 200 günlüğünün üzerine çıkar. Bu Borsa İstanbul tarafında 2200-2300 bantlarını endeks 30 hisse senetleriyle beraber devreye alır. Ama tabii bu baz senaryomda Rusya'nın biraz daha pozitif haberler verip barışa doğru yönleneceği beklentisi devrede. Eğer Rusya daha ekstrem şekilde ilerlemesini devam ettirip yeni hedefleri açarsa işte yani Belarus, Doğu veyahut da Amerika Polonya tarafı üzerinden petretleri gönderdikten sonra Polonya üzerindeki kilit rolünü değiştirecek olursa o zaman işin rengi e, değişir. Ama benim bazı senaryo şu anda pozitif tarafta yer alıyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yurt dışındaki varlık fiyatları ve ki bize de dahil olmak üzere baktığımda çok ekstrem olarak para bir savaş durumunu fiyatlamıyor negatif olarak. Çok teşekkür ederim Tuğberk Bey. Tüm başlıklarımızın üzerinden geçtik. Size iyi haftalar diliyorum.